Korona günlerinde ne yapıyoruz? Bol bol doğaya açılıyoruz. Evet, şöyle biraz ormanın içine giriyorum. Kamp atmak için çok ideal. Çadır için müsait yerler var. Harika bir yer. Ücret ödemenize de gerekmiyor. Yalnız hava şartları müsait değil. Şu anda hava -1 derece. Ve geceleri -5'e -6'ya düşüyor. Görüyorsunuz. Zemin yumuşak. Rahat yatarsınız gibi geliyor bana. Kampçılar, neredesiniz? Devam ediyorum şöyle. Buralarda atla da dolaşıyorlar. Atla dolaşmak için de parkurlar var. Şöyle yavaş yavaş ilerliyorum. Buraları çadır atmak için çok daha müsait. Ve yoldan uzak olduğu için de sakin ve sessiz. Nefis bir yer. Şöyle bir yukarıya doğru bakalım. Burada terk edilmiş bir defender bulduk. Hemen bunu alıp kaçıyoruz. Tamamen doğal, terk edilmiş gibi sakin ve sessiz. Hazine var arkadaşlar. İki köpek birden giriştiler. Galiba hazine var. Kazmaya devam. Artık fare mi hazine mi bilmiyoruz. Evet, bezgin. Önde ben arkada. Yürü bitmiyor. Ne kadar büyük ormanmış, uçsuz bucaksız. Evet, az önce şöyle düşündüm, diyorum ki Almanlara hastayım, -2 derece, hava bayağı soğuk ama yürüyüşlerini, sporlarını yapıyorlar, bisiklet sürüyorlar. Bisiklet sürüyorlar derken hepsinin altında tabii ki elektrikle bastırıp gidiyorlar. Bazen Önder de buna işte çok kızıyor. Elektrikli olmasın da ben bir görüm diyor onları. Orman çok bayağıca güzel. Her taraf kıpkırmızı ve oldukça büyük.
Ve dikkatinizi çektiği gibi arkadaşlar, yerlerde bir tane çöp bulamazsınız. Bu ormanın sonunda geldiğimiz yer burası. Önceden çiftlikmiş ve şu anda özel mülk olarak kendileri yaşıyorlar. Çitler var, giremiyoruz, tamamen özel olduğu için. Ama muhteşem, atları bile varmış yani. Şimdi bu ormanın en güzel tarafı aslında bu eski çiftlik. Burası eski bir çiftlik. Lakin şu anda çiftlik olarak kullanılmıyor. İnsanlar burada burayı satın almışlar, restore etmişler. Orijinaline sadık kalarak ev olarak kullanıyorlar. Adeta bence saklı bir cennet. Tabii içeri giremiyoruz. Şu şekilde dıştan biraz görüntü alacağım. Görüyorsunuz. Özel mülk. Çok da büyük bir bahçesi var. O bahçeyi de arkadan çekeceğim. Bu yan tarafı da bu çiftliğin bahçesi. Tabii ekme biçme yok. Bahçe olarak kullanılıyor. Şu şekilde göstereyim. Çok büyük bir bahçe. Birazcık da ormanın içine doğru girelim. Aslında amacım bu çiftlik evin arka bahçesini çekmek. Özel mülk olduğu için maalesef içine giremiyoruz. Ama muazzam bir bahçesi var arka tarafta arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ön tarafta yürüyüş yapan bir bayan var. Salına salına gidiyor. Ormanın içerisinde de direkt yürüyüş yapmış oluyoruz bu şekilde. Sen gel mi istiyorsan? Evet, şuradan alalım. Kısımda ev. Saklı cennet dediğimiz bir durum. Burası ormanın içi. Evet, pazar günümüzü biz böyle geçirdik. Ormanda dolaşarak herkese sevgilerimizi yolluyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.